Kurtuluş Savaşımızın fitilinin ateşlendiği 101 yıl öncesinden bugünlere geldik ve 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik Spor Bayramı'nda sizlerle birlikteyiz. İki genç isim bence birlikteyiz. Biri biraz daha deneyimli sevgili Şaziye Erdoğan, diğeri Dilara Uçan ki iki şampiyon isim bizlerle birlikte. Ben aslında sözü fazla uzatmak istemiyorum çünkü iki milli sporcunun birbirleriyle de sohbet etmek isteyeceklerini düşünüyorum. Çünkü bu pandemi sürecinde evlere biraz kapanmış olmanın verdiği dezavantajlar vardı ama neler yaşandı? Önce genç arkadaşla başlayacağım izninizle Şaziye Hanım. Dilara neler yaşadın bu pandemi sürecinde birazcık evlerdeydik, antrenman süreci ne oldu, neler yaptın, nasıl geçti bu günler? Antrenman süreçlerim tabii ki de kamptaki gibi değil ama yine de yapmaya çalışıyoruz. Yani evde daha bir zaman geçiriyoruz ailelerimizle. Biraz sıkıcı oluyor tabii bizim için. Alışmışız kamptaki ablalarımızla, arkadaşlarımızla. Böyle geçiyor. Sevgili Şaziye Erdoğan, şimdi elit sporcuların evde zaman geçirmesi çok fazla imkan dahilinde olmuyor. Bu dönem iyi geldi mi? Neler söylersiniz siz bu dönem için? Yani aslında bir nevi iyi oldu benim için. Çünkü oğluma çok fazla vakit geçiremiyordum. Şu an sürekli oğlumla birlikteyiz. Tabii antrenmanlarımı da yapıyorum. Oğlumla da ilgileniyorum. Ailemle birlikteyim. Ayrı bir keyif değil mi? Yani kötü bir olay ama en azından böyle bir keyfi yaşamış olmak bir süre için. Yani bir süre için evet böyle bir durumumuz oldu. Yani ailemle birlikte vakit geçirebiliyorum. Ama keşke başka şekillerde olsaydı da daha iyi değil olurdu. Değil mi? Şimdi dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, Avrupa gençler rekorları. Yani sizin listeye çok uzun. Onun için ben çok fazla uzatmıyorum zaten. Türk spor severler, halteri bilenler sizleri tanıyorlardır. Ben izninizle Dilara Uçan'a, genç arkadaşa, deneyimli bir sporcuya neler sormak ister, neler konuşmak ister? Sözü bırakayım, ondan sonra ara ara sohbet edelim diyorum. Sevgili Dilara, neler sormak istersin? Tabii. Ben ilk öncelikle bu hani spora başlamış tabii ki de buralara gelmiş falan. Ne gibi zorluklarla karşılaşmış? Yani benim spor hayatımda en büyük zorluğum sakatlanmam oldu. Onun dışında işte biliyorsun canım doğum yaptım. Ondan sonra tekrar toparlanma sürecim benim için çok zor oldu. Onun dışında spor hayatımda çok zorlanmadım. Bir de tabii Büyükler Dünya Şampiyonası için 45 bile düşmem çok zor oldu. Onu ben de sormak istiyorum. Bu kilo meselesi bence çok önemli. Onun dışında öyle bir problemim yok. Dilara sen neler söylersin? Bu kilo bence çok ilginç nokta çünkü hani genellikle kadınlar hep aynı kiloda olmayı ister ama siz sporcu olarak ki halterde çok değerli böyle gramların değer taşıdığı bir spor. Neler söylersin bu kilo meselesiyle ilgili olarak? Yani kilo vermek kadar kilo almak da zor. Ben de hep kilo almaya çalıştım. Çok zor gerçekten. Halterde böyle mi? Almak vermek mi Şaziye Erdoğan? Evet. Ne diyeceksiniz? Evet mesela benim kilo düşmem gerekiyor. Dilara'nın da kilo alması gerekiyor. Hatta biz kamplarda genelde Dilara'ya diyoruz ki yemeklerini yiyeceksin. Yemezsen görüşürüz. Peki izninizle Dilara nasıl başladığını merak ediyorum. Çünkü halter ilginç bir disiplin, ilginç bir branş. Dolayısıyla seçmede seni etkileyen faktör ne oldu? Ben aslında halter ne bilmiyordum ama beden hocam, yani şimdiki antrenörüm beden hocamdı. Onu severek falan başladım. Sonra halteri sevmeye başladım. Şimdi buralara kadar geldim. Peki soralım mı? Deneyimli isim nasıl başlamış? Onun hayatında tabii neler olmuş? Nasıl geçmiş? Şaziye Erdoğan, sizinki nasıl bir süreçti? Nasıl başladınız? Ben de nasıl söyleyeyim? Okulumuza halter antrenörü ve yanından Halil Mutlu ile birlikte geldiler. Hani benim aklımda geçmemişti böyle bir spora başlamak gibi bir niyetim yoktu. Ben de hani bir değişiklik olsun diye başladım. Sonra zaman ilerledikçe, başarıya ulaştıkça, çok farklı yerlere geldikçe ben bırakamadım. Şu an mesela 18 yıl oldu, hala bırakamıyorum. Bağımlılık yaptı yani. Dilara ne dersin? Bağımlılık yapıyormuş. Evet, biraz yapıyor. O zaman seni de bu 18'li yıllar içinde dünya Avrupa şampiyonluklar rekorlar göreceğiz herhalde. Ha? İnşallah. İnşallah. Peki bu başlangıçtan sonra çeşitli zorluklar oluyor. İşte mesela diyorsunuz ki çocuk
Bir kadın sporcu olmanın bu anlamda zorlukları daha mı fazla? Neler söylersiniz Şahziyar'dan? Yani tabii ki çok zor bir durum. Sen bir annesin. Evladını bırakıp kamplara gidiyorsun. Aylarca onu göremiyorsun. Uzaktasın. O sana trip atıyor mesela. Gitmediğin için. Yani zorluklar çok fazla. Ama şöyle bir şey var. Zorluk evet çok fazla. Ama eğer onu bırakıp geldiğinde emeğinin karşılığını yarışma sonucunda alabiliyorsan bu çok güzel bir şey. Ama emeğinin karşılığını alamıyorsan her iki taraf için de çok büyük hayal kırıklığı oluyor. Çünkü aylarca uzak kalıyorsun. Emek veriyorsun. Hiçbir şekilde emeğinin karşılığını alamayınca insan çok üzülüyor. Ama çok şükür ben oğlumu bıraktığım, gittiğim her yarışmada Allah çok şükür bir şekilde tek madalya da olsa, üç madalya da olsa emeğimin karşılığını, oğlumun hakkını alıp döndüm çok şükür. Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Dilarcığım var mı merak ettiğin, sormak istediğin? Ben sözü sana bırakayım arada bir. Bu doğum sürecinden sonra oğlumu tekrar bıraktım ya abla. Mesela kaç yaşından, yani kaç aylıkken falan bıraktın? 9 aylıkken falan bırakmıştım. Çok zor oldu benim çok için. Zor. Gerçekten inanılmaz çok zor oldu. Hatta o günü düşününce diyorum ki keşke yani 8-9 aylıkken bırakmasaydım. Biraz daha dursaydım. Ama sonuç olarak bütün yapılan her şey onun için. Devam. Bakalım. Ne vardı? Bir şampiyonu mu vardı Şahziyar Doğan? Yani oğlunuzu bıraktığınızda. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim ben. Doğumdan önce zaten şöyle bir durum vardı hamileliğimden önce. Sakatlık yaşamıştım. O yüzden dolayı zaten 1-2 yıl yapamamıştım. Sonra hamileliğim var. Doğum süreci yani o zaten 9 ay falan sürdü. Ondan sonra işte çocuğumla birlikte 9 ay geçirdim. Ondan sonra tekrar başlamamın sebebi artık yaşım malum ilerliyor. Hani aslında çok da şöyle düşünmüştüm ben artık yapmam diye düşünmüştüm ama eşim hani yapmak istiyorsan yapabilirsin. Problem yok bizim için demişti. Ben de zaten habitere yıllarını vermiş, çocukluğunu vermiş bir kişi olarak da tekrar başlamak istedim. Tekrar yapabileceğime inandım. Oğlum için dedim, onun geleceği için dedim. O yüzden başlama kararı aldık. Bu duruma geldik çok şükür. Dilara, zorlu bir süreç seni bekliyor, farkında mısın? Evet, bayağı zorlu. Yani sadece çocuk olarak değil tabii ki sporcunun yaşamı gerçekten çok zordur. O disiplinden çıkmamak zorundasınız. Mesela ben elit sporcular için hep soruyorum arkadaşlara böyle. Mesela çikolata yemezler, işte ne bileyim yağlı yemezler. Çok dikkat etmeleri gerekir. Bu boşluk hani bu 2-3 aylık dönemde böyle kaçamaklar oldu mu Şahziyar'dan? Benim zaten en büyük sıkıntı çektiğim şey kilo düşerken tatlıydı. Tatlıya dayanamam. Ama eyvah. Mecbur yani bir şeyleri yapmak istiyorsan, başarmak istiyorsan sabretmen gerekiyordu. Hani şöyle diyelim, sürekli değil de haftada bir kere kendimi ödüllendiriyor tarzında yapıyordum. İstediğim, canım istediği bir tatlı varsa onu yiyordum. Dilara biraz daha şanslı. Kilo alması gerektiği için yiyebilir değil mi? Ne dersiniz? Öyle de. Tamamlaması gerekiyor. Dilara? Ya bence kilo, hani kilo vermek tabii o da zordur ama hani mesela kilo almak bir yerden sonra insan yiyemiyor yani. Ben şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Benim doğumdan önce ben hiç kilo alamıyordum. En fazla geldiğim 44 kilo falandı. Yıldızlık ve gençlik hayatımı anlatayım yani. O zamanlar kilo alamıyordum. Antrenörlerim hep benim kilo almamı istiyordu. Tabii ben alamıyordum. Proteinler içiyordum. Yemek yediriyorlardı. Alamıyordum. Bu konuda Dilara'yı çok iyi anlıyorum. İnşallah kilo düşeceği zamanlar da gelir. Şimdi Avrupa Yıldızlar Şampiyonu bir tarafımızda. Dünya ve Avrupa Şampiyonu bir tarafımızda. Onun için hani şampiyonları bir arada görünce böyle... Çok büyük bir gurur bizler için. Ulu Önder de hem kadınlara çok değer veriyor hem de aynı zamanda gençlere çok değer veriyor. Onun, bu iki başarılı ismi bir araya getirdiğimiz için ben çok gururluyum kendi adıma. Peki Dilara, sen de birazcık gelecekle ilgili planlardan bahseder misin? Çünkü Yıldızlar Şampiyonluğu yetmez değil mi? Evet. İnşallah bu karantina günleri eğer olmasaydı gençlere gidecektik.
olmadı, ertelendi. Biz de şimdi tekrar ben gençlere hazırlanacağım. Ondan sonra böyle devam ederse, güzel giderse büyüklerde, olimpiyatlarda inşallah güzelce ülkemi temsil etmek isterim. Dilara, sen olimpiyat demişken sözü alıp hemen Şaziye Erdoğan'a bir pas atalım. Olimpiyat ne diyorsunuz? Henüz kota alınmadı bildiğim kadarıyla. Olimpiyat kotaları da ertelendi. Epey bir süreç karıştı. Nedir durum Şaziye Erdoğan bu konuda? Evet, maalesef kotalar şu an tam olarak net bir şekilde belli değil. Ne olacak, ne bitecek tam olarak biz de bilmiyoruz. Olimpiyatlar seneye ertelendi. Herkesin hayali bu yıl gitmekti. Sorun değil, seneye inşallah Allah nasip ederse yine elimizden geleni yapacağız gitmek için. Ya listede olimpiyat şampiyonluğu eksik bence sevgili Şaziye. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben küçük 45 kiloya düştüm. Tekrar 49'a dolmam için olimpiyatlara 49'da girebilme ihtimalim var çünkü 45 kilo yok. Tekrar kilo almam gerekiyordu ve tekrar vücudumu o fit haline çevirmem gerekiyor. Bu yıl olimpiyatlar olsaydı büyük ihtimal madalya alma ihtimalim zor olabilirdi. Ama şöyle bir avantajım var. Seneye atıldı ve benim vücudum topladı. Ve ben elimden geleni yapacağım. Çok iyi çalışacağım inşallah. Oraya gidip elimden geleni yapıp madalya almayı hedefliyorum. Ne güzel. Zaten sizden umudumuz o yani. Bizi öyle bir alıştırdınız ki. Hani Avrupa Gençler rekorundan itibaren Şaziye Erdoğan bizim için kürsünün hep bir yerindedir, genelde de üstündedir diye düşünüyoruz. Dilara için önemli bir örnek diye düşünüyorum. Sevgili Dilara, değil mi? Aynen, ben de kendine örnek aldığım bir insan. İnşallah ben de onun gibi başarılı bir insan olurum. İnşallah. Şimdi halter deyince benim aklıma ilk gelen şey o ağırlığın altında hani güç önemli denir ama konsantrasyon çok daha önemli gibi geliyor. Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Şaziye Erdoğan, hani o konsantrasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Doğru muyum? O konsantre olup o barın altına girmek çok zorlu bir süreç gibi geliyor bana. Neler söylersiniz? Ya şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok zor. Motive olman, konsantre olman. Yani en ufak bir şey de dağılacak bir şey bu. Çünkü halter sporu gerçekten zor bir spor ve ağırlık sporu. Tek düşündüğün şey kaldırabilme, Türk bayrağını dalgalandırabilme. Bunları düşünerek gittiğin için direkt odaklanma noktasını zaten ayarlayabiliyorsun. Eğer zaten o gün senin gününse bunun kurtuluşu yoktur. Elinden geleni yapıp ona ulaşırsın. Sevgili Dilara, neler söylersin? O podyuma çıkıyorsun, 4 metrekare yanılmıyorsan bir alan ve 2 metrelik barın altına gelirken nasıl bir düşünce oluyor, neler oluyor kafanda mesela? Zaten o yarışmanın psikolojisi, heyecanı falan, yani çok da kimseye duymuyorsun falan, ona konsantre olmuş bir şekildesin. Zaten o kadar emek vermişsen de orada karşılığını alıyorsun. O bir madde koklanıyor ya Şaziye Erdoğan. O bir an kendinize gelmeniz için mi? Nedendir o? Amonyak. Biz onu, yani biz şu an milli takımda pek kullanmıyoruz ama tabii kullanan arkadaşlarımız var. O da hani vücudun hani böyle tam mayışma zamanı oluyor. Kendine gelmesi için koklarlar. Kendine gelmesi için aynen. Onun dışında başka bir işe yaramıyor zaten. Değişik bir kokusu vardır. Zaten ister istemez kendine. Onu da şimdi burada anmadan geçmeyelim. Saygıyla, rahmetle analım Naim Süleymanoğlu. Onu tabii hepimiz izledik. Yani ben çok net izledim. Dilara'nın belki yaşı yetmiyordur ama o böyle kafayı sallayıp çıkardı çünkü podyuma. Dilara mutlaka izlemişsindir herhalde, değil mi? Eski görüntülerden. Evet, izledim. Yani böyle bir idolümüz var. Aslında bir spor için çok değerli bir rol modelin olması. Keza Nurcan Taylan bazı sıkıntılar yaşadı ama hala dünya rekoru elinde tuttuğu bir disiplini var. Dolayısıyla sizler için önemli rol modeller var Şaziye Erdoğan. Neler söylersin? Rol model olması değerli diye düşünüyorum bir spor dalında. Tabii ki benim için çok önemli. Önünde büyük biri, bütün başarılara imza atmış, elinden geleni yapmış, büyük büyük başarılı olan birileri tabii ki bizim için rol modelidir. Ya mesela Naim Süleymanoğlu, keşke onun ulaşabildiği başarılara her sporcu ulaşabilse. Olimpiyat şampiyonlukları, rekorları, dünya şampiyonlukları. Yani bunlar anlatılamayacak şeyler, çok değerli şeyler. Böyle yani çıkıp birinin de böyle yaşayabileceği bir şey değil.
Çok güzel şeyler bunlar. Ama işte örnek olması açısından hani mesela bu öyle bir hedef. Tabii ki Naim Süleymanoğlu bunları yapabildiği için zaten dünya sporunda, dünya arenasında bir yerde oldu. Ama bizlerin de gurur kaynağı olarak sizler gibi işte halterle uğraşan sporcular için de örnek bir sporcu olarak yol açtı diye düşünüyorum. Dilara neler söylersin? Var mı böyle idolüm dediğin, rol modelin dediğin kişiler mesela? Ben yani şu anki şeylerde ben Şaziye ablayı örnek alıyorum. Örnek alıyorsun. Gurur olmayı istiyorum, evet. Şaziye Erdoğan, koparma mı, silikme mi? Var mı böyle bir kafanızda ayrım? Aslında şöyle söylemek istiyorum. Ben sakatlığımdan önce hiç öyle koparmaya da sıkma diye bir problemim yoktu. İkisini de, hala ikisini de seviyorum. Ama dirseğimdeki platinden dolayı sıkma hareketinde biraz sıkıntı yaşıyorum. Ama koparma hareketinde evet daha rahatım. Ama tabii ki bu sıkmayı sevmiyorum anlamına gelmiyor. Sadece kolumdan kaynaklı bazen yarışmalarımda aksilikler yaşıyorum. Bu yani benim istediğim bir şey değil. İster istemez olan bir şey yarışmalarda. Bazen beni gerçekten engelliyor. Yani mesela nasıl diyeyim, hareketi dört dörtlük yapmam gerekiyor gerçekten. Yapamadığım an gidiyor. Dilara, sen neler söylersin? Koparma silikme arasında var mı böyle bir kafanda ayrı? Benim var. Silikme hareketini daha çok seviyorum. İkisi bir bütün tabii önemli. Toplamda da çünkü değerlendiriliyor. Değil mi Dilara? Onların evet. Koparma... Koparma daha mı zor? Tek harekette işi bitirmek gerekiyor galiba. Ha? Evet, şu biraz daha zor. Evet, evet Dilara dinleyelim. Evet, biraz daha zor ama onu da yapmamız gerekiyor. Silme hareketi hani benim için daha kolay gibi geliyor. Bu kemer takmak da... Bütün sporcular takıyor mu Şazlı Erdoğan? Yok, yani herkes takmıyor. Takmayanlar da var. Bel çünkü çok ağırlık merkezde oluyor bir anlamda. Kayma oluyor. Boşluk oluyor çünkü. Onu sağlamlaştırmak için takıyorum. Çalışmalar şu anda sürüyor değil mi? Artık çünkü yavaş yavaş olimpik sporcuları olarak spor salonlarına gitme şansınız da oldu. Evet. Sağ olsun bakanlığımızın da göndermiş olduğu yazılım sayesinde daha rahat girip çıkabiliyoruz ve antrenmanlarımızı yapabiliyoruz. Tabii şöyle bir avantajım da var benim. Antrenman yaptığım salon antrenörü benim eşim. Sağ olsun sadece ikimiz girip çıkabiliyoruz. Süper. O konuda iyi yani. Ben de şöyle söyleyeyim. Kamptan geldiğimden beri koronavirüsünden dolayı kampımız iptal olmuştu. Geldiğimden beri antrenmanlarımı aksatmadım. Devam ediyorum. Bir şampiyondan beklenecek durum tabii ki sizinki yaşınızda. Dilara sen neler söylersin? Ben bir ara vermiştim karantina günleri için. Hem sokağa çıkma yasağım var benim, 18 yaşındayım, 20 yaş olduğu için. Şimdi bakanlığımızın izniyle şimdi başladım tekrardan. Peki süremiz yavaş yavaş sona geliyor. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Birkaç cümle düşüncelerinizi, duygularınızı alsam neler söylersiniz? Genç arkadaştan başlamak istiyorum siz de. Dilara neler söylersin? Tabii ki bu bizim günümüz. Bu günü bize armağan eden Atatürk'ümüze teşekkür ederiz. Çok gurur verici bir durum. Mutluyum. İyi ki böyle bir bayramımız var. Ya, Ulu Önder kadınlara ve gençlere çok değer vermiş. Genç derken ne olur yanlış anlamayın. Siz de gençsiniz Şaziye Erdoğan ya. Özür diliyorum. Böyle bir ayrım yapmak istemezdim. Genç, daha çok genç diye ayrım yapalım. Sizden de birkaç cümle rica edelim. Ya ben aynen Dilara'ya katılıyorum. Böyle bir bayramı bize armağan ettikleri için Atatürk'ümüz. Ya ben ona çok çok teşekkür ediyorum. Ve eğer bizi izleyenler olduğunda şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle spor yapsınlar. Spor hayat, yani hayatlarının bir arkadaşı gibi olarak görsünler. Yani bütün, evet şöyle oluyor mesela, bir sporcu bütün hayatını spora göre yöneltiyor, yönetiyor. Olsun ama ulaşacakları şeyler çok değerli, çok kıymetli şeyler. O yüzden kesinlikle bir sporla uğraşsınlar. Ne güzel, yani çok fazla söz kalmadı. Çok teşekkür ederim, o kadar güzel derleyip toparladınız ki. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Bu disiplin çok önemli. Bütün hayatımıza etki ettiğini düşünüyorum ben de.
Tüm kalbimle size katılıyorum. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bu özel günde bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun. Bundan sonrası için başarılar sevgili Dilara Hoşan. Yıldızlar Şampiyonluğu'nun üstüne dilerim olimpiyat şampiyonu olarak da seninle röportaj yapabiliriz. Sevgili Şazi Erdoğan keza tabii ki olimpiyat şampiyonu dediğim gibi tek eksik halka gibi gözüküyor benim gözümde. Dilerim sizlerle başka şampiyonluklarla yine bir arada oluruz. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Teşekkürler. Teşekkür 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı için özel konuklarımız vardı. Dilara Uçan ve Şazi Erdoğan bizlerleydi. İki şampiyon haritacımıza da teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.